Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir korku oyununa daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni çıkan Slender the Arrival oyunu olacağız. Bundan yaklaşık 10 yıl önce çıkan Slender the Arrival'ın remake'i yapılmış. Tüm grafikler, işte extra chapter'lar, modellemeler hepsi baştan yapılmış olarak lanse ediliyor. Ben Slender the Arrival'ı hiç daha önce oynamadım. Oyunun konusu hakkında da bir bilgim yok. Sadece Slenderman'i biliyorum. Ama nerede, nasıl çıkıyor? Ne yapar, ne iş yapar, onu bilmiyorum. O yüzden ilk defa oynayacağım için de ayrı bir heyecan var içimde. Konuyu vesaire de bilmiyorum. Benim için farklı bir deneyim olacak. O zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Slender the Arrival'a hepiniz hoş geldiniz. Evet, oyunumuz başladı. Grafikler enfes gözüküyor yalnız. Arabadan indik. Neredeyiz? Herhalde bir kameradan bakıyoruz doğaya. Doğru. Ormanın içindeyiz. Burası satılık arsa diyor. Lütfen Kate'le kontağa geçin. Herhalde bu patikadan ineceğiz aşağı. Gidelim. Evet. Blue Isle Studios proudly presents. İleride sanki bir ev mi var? Ev gibi bir şey gördüm. Ha, burada da bir şey varmış. Bir duvar bu. Kapatılmış sanki burası, ama evet. Önceki oyunu oynamadığım için bunlar 10 yıl önceki çıkan oyunda da var mı bilmiyorum. Oyun remaster değil, remake olarak geçiyor. Dolayısıyla hani farklı şeyler olabilir diye düşünüyorum. Oynayanlar daha iyi bilir tabii. Kameranın pili falan var. Acaba Outlast'taki gibi pili bitiyor mu kameranın? Bulacak mıyız falan? Böyle bir ihtiyaç var mı? Bilemedim. Ama şu an kayıttayız. Buraya gidiş yok arkadaşlar. Dümdüz gidiyorum. Ya burada bir araba daha var. Bu grafikler ciddi güzel ama ya. Orman yaşıyor resmen. Ha, tamam, zoom in. Zoom out. Güzel. E ile yakınlaştırabiliyoruz. Araçta bir şey var mı? Yok. Biz buraya niye geldik acaba? Adım sesleri falan çok iyi yalnız. Burası bir grileşti. Oh, hava değişti resmen. Değişik. Ha, kendi gölgemi görüyorum. Elimde kamera. Aynen. Güzel. Evet, satılık arsa. Lütfen Kate'le kontak da olun. Hadi bakalım. Bir yaşam belirtisi var. Evin içinde ışıklar açık. Eve böyle girme de yani, değil mi? Hani önce bir kimse var mı? Destur alırsın. Evet, eve girdik. Zaten duvardaki şu çizimler sıkıntı.
Bu kadar okumayacağım tabii ki. Gerekiyorsa okuruz. Gece modu falan var mı? Burada bir kart var. Kate herhalde emlakçı yani. Evi satmaya çalışıyor. Telefonun da şu an etkileşim kurmaya çalışıyorum ama hatlar ölü diyor. Bu da klasiktir. Piyanoya böyle bir dokunulur yani. Gayri ihtiyari. Ben buradayım dercesine. Asla yapmayacağım bir şey. Oğlum hava karardı. Hani mesaj almış bekleyen bakalım. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance and we can talk. Take care. Press 1 to delete. 2 to return to the main menu. Aha fener. Nice. Güzel. Fener. İller. Ekstra film. Çakmak. Kerosen ne bilmiyorum. Evi kilitle diyor. Şu an pek fenere ihtiyaç yok gibi, değil mi? Nerede neyin olduğunu görebiliyoruz. Alt katı bitirdik mi? Şuraya gitmedik gibi. Ütü masası vesaire. Radyo mu? Radyo. Kapattım. Elif yemeyelim. Kitaplar var, kütüphane. Evet, bir garaj. Arabanın tek farı yanıyor. Diğeri sönmüş. Çalışıyor mu araba? Çalışmıyor. Burada da bir şey yok gibi. Biz eve nereden girdik? Bir bakalım şöyle. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam o zaman. Üst kata çıkmaya hazırız. Tarafa gideceğim. Biraz karanlık gözüktü. Burası da temiz. Yalnız feneri de maşallah ha. Kuvvetliymiş.
Abi sesler başladı. Hayırlı olsun. Bir müzik başladı arkadaşlar. Rahatsız edici. Bu ne? Bir anahtar aldık. Bitti, kapı var mıydı? Hatırlayamadım ama. Bu müziği var ya, evin içinde duyduğum an beni göremezsiniz yani. Anında uzarım. Evin içinden çok, pencereden bu dışarının görüntüsü beni daha çok ürkütüyor, biliyor musunuz? Yani şurada birini gördüğünü düşünsene. Burada tam. Umarım oyun bizi dışarı çıkarmaz yani. Hep böyle evin içinde falan takılırız. Ama içinde bir his var. Çok kötü bir jumpscare yiyeceğim hemen. Bu Slenderman'le tanışmam çok böyle eğlenceli olmayacak gibi gözüküyor. Eyvah. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Of, çok karanlık. Bu nasıl bir resim ya? Uzaylılar mı? Dünyayı ateş ediyor, öyle bir şey mi? Evet, kilitli kapı buymuş. Açıyorum. Eyvah eyvah. Duvara hep Slenderman çizilmiş. Onu şimdi durdur. Ormana git. Güvenli alan. Kaç. Bir kule gibi bir şeye kaç diyor. Daha da escape diye. Elektrik kulesi ya da radyo kulesi gibi bir kule mi var? Onu görebiliyor musun? Bu cam niye kırılmış arkadaşlar? Kimseyi göremiyorum. Aa, radyo kulesi o mu? Abi dışarı çıkacağız galiba biz ya. Vallahi dışarı çıkacağız. Kuleye gideceğiz. O zaman gidiyorum. Şurada da bir şey var. Sesi duydunuz mu? Çığlık sesi geldi. Bu oyun beni ürkütecek ha. Ben size söyleyeyim. Şunu niye alamıyoruz? Yine Kate'in bir mektubu. O radyo kulesine gideceğiz galiba. Evet. Pis bir jumpscare yiyeceğim ama. Şimdi bir dakika. Kırık cam neredeydi? Buradan mı baktık? Bir de bir arka tarafa bakalım mı? Ya biz Kate'i tanıyormuşuz diyor. Bak, Kate'le salıncaklarda çocukken sallandığımızı hatırlıyorum diyor. Biz Kate'e galiba evi
satmasına yardımcı olmak üzere gelen kişiyiz. Evet, bu taraftan gideceğiz büyük ihtimalle. Üç. Kapı kapalı. O zaman gidiyorum arkadaşlar. Şuradan baktık. Feneri kapatıyorum. Şuradan bak. Haydi bakalım. Böyle saklanmamız falan mı gerekecek acaba ya? Oo, buradan inemem. Böyle gitmemiz lazım. Bir şey var orada. Orada bir şey oldu. Aman 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 aman. Bir jeneratörü çalıştırdım. Ne işe yarıyor? Acaba bu hani ışıktan mı çekiniyor Slenderman? Öyle bir şey mi var? Evet, bu çocuk kaybolmuş. Charlie Matheson Jr. Görürseniz şu numaraya haber verin. Buradan düz geçemeyeceğim için böyle geçeceğiz. Burada da bir ev var. Solda. Abi suyun sesi falan efsane geliyor yalnız. Burası terk edilmiş bir. Ben şu jeneratörü açayım da bu ışıklarla ilgili bir şey olacak kesin. Kaçtık. Dur bakalım ya. Bir kere öleceğiz herhalde ya. Ona bir hazırlıklı olalım. Aa. Bu ne? Haydi. Saldırıyor mu bu oyundaki yaratıklar? Ne yapıyor? Gideyim mi? Yok, hayalet de herhalde o. Çok karanlık değil mi ya? Bir isim görseli çıktı, gitti. Üç kişi mutluyken böyle bir resim vardı, el ele tutuşmuşlarken galiba. Evin eski hali. Bir şey olacak ha. Bir şeyler hatırlıyoruz biz.
Umarım halletmişizdir evi. Ayak sesine bak be. Hay maşallah. Abi bir şey olacak sanki. Niye bu işleri karanlıkta yapıyoruz biz ya? Kuşlar acaba orada olduğunu mu gösteriyor esinlendirmenin? Öyle bir şey mi var? Oakside Park. Açılıyor musun? Açılmıyorsun. Ama buradan girebiliyoruz. Tamam. Şurası açılıyor mu? Açılmıyor. Kargaların sesleri de yani. Sadece personel. Lauren beni bul. Bu biz oluyoruz herhalde. Kate bize mesaj vermiş. Benim için geldi. Neden dinlemedin ki? Haklıydı. Bunun olacağını söylemişti. Bana yardım et. Bunu nasıl sona erdireceğimi biliyor. Gel ve beni bul. İçeri girmesine izin verme. Daha yeni giriş yaptık galiba. Görsel çok iyi değil miydi ya? Evet, devam ediyoruz. Orhan beni bul dedi. Bayağı güzel. Kanolar varmış. 3 tane kano varmış kiralık. O kanolarla falan mı acaba geçeceğiz? Karşıya falan. Kanoya binmek kuralları. Parka ait bir broşür. Burası sıkıntı bir yere benziyor yalnız. Bir cızırdama sesi var. Oğlum bu ses nereden geliyor? Öptüm. Abi bir şey geliyor. Rahatsız oldum ya. Burası nereye gidiyor? İleri gidemedim ya.
Abi oyun sıkıntıymış arkadaşlar. Geliyor herhalde artık ya. Sayfaları mı toplamamız gerekiyor? Orada. Abi geldi adam. Işık koruyor mu? Orada. Abi bir dakika ya, sinirim bozuldu. Harita falan da yok. Galiba bu sayfalarla bir olayımız var bizim de. 3 tane topladık. 5 tane daha var. Burada o. Ben nereye gideceğim ya? Gidemiyorum ki buradan. Burada bir ışık var. Koşarak gitsem. Gideyim mi? Gidiyorum. Oğlum nereye gidiyorum acaba ben ya? Aha kano. Abi geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir tane daha bulduk. Buraya girmiyor değil mi o? Işık yanıyor yani sonuçta. Burası temiz. Arkadan mı geliyor? Ne oluyor? Abi çok gericiymiş ya. Lan nereye? Tamam. Abi. Biz ne yapacağız ya? Burada altımı edeceğim yani. Altımı etmeden şurada. Tövbe estağfurullah. Stamina falan var mı? Koşsak. Gidiyorum ya, neredesin? Gidiyorum abi.
camdan bakıyordu. Gidiyorum. Bölümüne çıktım. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Aynı yere mi geldim? Buldum. Allah geliyor. Geliyor. Ben şu sağ taraftan şu kuleye çıkamıyor muyum ya? Eyvah, stamina varmış. Geliyor. Hadi. Oh. Bak orada ya. Biz az önce nereden çıktık arkadaşlar? Hadi biraz korku oyunu şeyimize, profesyonelliğimize dayanarak yapıştıralım. Burası şeye iniyordu. Demek ki buradan gideceğiz. Yok, böyle geldik. Böyle gideceğiz. Çeker varsa tabii. Gidiliyor mu? Bakayım. Burada bir araba var. Işığa karşı gelemez. Işığa karşı gelemezsin. Işığa karşı gelemezsin dostum. Kağıt var mı arabada? Allah! Oğlum yapışırım ışığa vallahi. Kağıt var mıydı arkadaşlar? Allah saldıracak ha. Uzamam lazım buradan, hazır mıyız? Gidelim. Sağ sol. Sağ sol sağ. Kağıt var. Işık var mıydı burada? Var. Işık var burada. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Yakaladı değil mi? Yakaladı. Evet. Vallahi Slenderman sağlam uyumuş. Hoşuma gitti. Oyunun hepsini tabii ki şeyde oynamayacağım. Videoda tamamlamayacağım. Sadece bir inceleme olarak düşünebilirsiniz. Ama offline'da tabii oyunu oynarım. Slenderman'le tanışmam değişik oldu yani. Bilenler tabii ki çok daha geçmişine hakim olan arkadaşlar vardır ama ben çok beğendim. Oyunda grafikleri olsun, ambiyansı olsun, sesler olsun falan
Çok iyi dizayn edilmiş. Çok beğendim. Yeni de çıktığı için sizlerle hemen buluşturmak istedim oyunu. Beğendiyseniz zaten siz de satın alıp bu güzel yapımı oynayabilirsiniz. Bir sonraki korku oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.